Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz, Aydın'ın sorunları hakkında söz isteyen Aydın milletvekilimiz Sayın Metin Lütfi Baydar'a aittir. Buyurun Sayın Baydar, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Evliya Çelebi'nin dağlarından yağ, ovalarından bal akan diye tabir ettiği Aydın'ımız artık dağlarından siyanür, ovalarından jeotermal fışkıran bir il durumuna gelmiştir. Bu duruma tüm Aydın halkı olarak isyan ediyoruz. Beşparmak dağları eteklerinde Söke'nin Karakaya köyünde madencilik yapan bir firma, şimdi de Karacayit köyünde maden işletmesi açabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. Aynı şekilde Söke'nin Serçin, Yeşilköy ve Çavdar köylerinde de farklı firmalar tarafından maden işletmeleri kurulmak isteniyor. Köylülerimiz zeytinciliğin ve hayvancılığın yok olacağı bilinciyle yerleşim yerlerinin dibinde maden işletmesi açılmasını kesinlikle istemiyorlar. Bakın, birilerinin ceplerini doldurma uğruna bölgedeki madencilik faaliyetleri yüzünden birikinti suların yapılarının bozulması, içme sularının fiziksel ve kimyasal yapısı değişmesi sonucu insanların ve hayvanların sağlığı tehlike altında olacak. Köylerimizin düzlük ve çok verimli topraklarında yetişen bitkiler, maden atıklarının yağmur suyu ile taşınması ve toz bulutları sayesinde korumaya yüz tutacak, kendiliğinden yetişen endemik ve organik zeytin ağaçları, Koçarlı Dağ köylerine yetişen çam fıstığı ormanları yok olacak. Karacayit, Yeşilköy, Serçin, Kisir ve Çavdar köylerindeki meralar yok olacak. Ve köylerde gelişmiş olan hayvancılık faaliyetleri sona erecektir. Bunların yanı sıra yapılacak olan madencilik faaliyeti Aydın'ın gelecekteki turizm sektörüne ciddi zarar verecektir. Çünkü bu bölgelerimizde 8 bin yıllık çeşitli uygarlıklara ait kültürel veriler ne yazık ki yok olmaktadır. Herodot'un bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer dediği Aydın ilimizde Beşparmak dağları eteklerinde yapılan madencilik faaliyetleri bölgedeki endemik bitki örtüsünü ve nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarını ne yazık ki yok ediyor. Maden ocaklarından gelen atık sular Bafa Gölü'nü kirleterek hem göl ekosistemine hem de buradaki balıkçılık ve turizme ne yazık ki büyük zarar vermektedir. Oysa buralar korunabilse gelecekte alternatif turizmin merkezi olacaktır. Aydın halkının sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri de ne yazık ki jeotermal santrallerdir. Aydın'da jeotermal santraller zeytin, incir, pamuk tarlalarına, arkeolojik ve doğal sit alanlarına, yerleşim yeri ve su kaynaklarının yakınına, hatta mezarlık içine kurulmaktadır. Jeotermal santrallerden akışkanlar su, tarım, yerleşim alanlarına bırakılmakta, havaya ağır kimyasal ve radyoaktif maddeler içeren buharlar salınmaktadır. Bu durum insanın yaşam alanını ve doğal hayatı kirletmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gediz Havzası'ndaki yüzey ve yeraltı sularındaki arsenik seviyeleri hakkında İzmir ve Manisa valiliklerine bilgi yazısı göndererek yeni değerler ölçülene kadar bu bölgedeki jeotermal enerji ve madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını istemiştir. Ancak bakanlığın Aydın Valiliğine aynı çalışmayı Menderes Havzası için yapmayarak bir uyarı göndermemesi çelişkilidir, ilginçtir. Ya da böyle bir çalışma yapılmışsa halktan gizlenmesinin sebebi nedir? Halkın sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda halkı bilinçlendirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarının toplantı yapma isteğine Aydın Valiliği'nin 30 gün boyunca toplantı ve gösteri yasağı getirmesi sizce tesadüf müdür? İktidarın bazı Aydın vekilleri ve ilgili bakanların maden ve jeotermal firmalarıyla
aralarında nasıl bir ilişki vardır ki hep bu firmalardan yana tavır alıp Aydın halkını karşılarına alarak Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a yanlış bilgi vermektedirler. Ben çevrecinin danışkasıyım. Asıl çevreci benim diyen Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve bütün kalkınma politikalarımızda çevreyi korumayı esas alıyoruz diyen Başbakan Binali Yıldırım herhalde bu konuya duyarsız kalmayacaklardır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Baydar.